Bu 19 Aralık hayata dönüş operasyonu denilen katliamla beraber Türkiye'de yeni bir cezaevi sistemi hayata geçmeye başladı biliyorsunuz. FETİP'i tecrit sistemi ismiyle. Mahkumlar arasında dayanışmayı yok etmeye yönelik, komün ilişkilerini yok etmeye yönelik, tam anlamıyla bireyselleştirmeye yönelik bir sistemdi bu sistem. Bu sistemin 5. yılında yani 2005 yılında yeni bir ceza infaz kanunu çıkardı devlet 2005 yılında. Ondan itibaren o zamana kadar söz konusu olmayan birçok uygulama devreye girmeye başladı. Ben kişi olarak 12 Eylül döneminde de bir sene yattım. Son olarak da 1993'ün başında girdim. 2023'ün Ağustos sonunda çıktım. 2005 öncesini düşünürsek, 2005 öncesinde ceza infaz kanununun bu derece sistematik uygulandığına hiçbir zaman şahit olmadık. O zaman da disiplin cezaları ceza infaz yasasında vardı, yazılıydı. Ama genelde bu disiplin cezaları uygulanmazdı. Yani adam 30 sene yatacaksa diyelim ki bu 30 sene boyunca 3 hücre cezası aldıysa infaz indirimi olan 6 yıl yanıyor, infaz indirimi ortadan kalkıyor, 6 sene daha yatması gerekiyor. 30 senede çıkacakken 3 hücre cezası aldığı için 36 sene yatması gerekiyor. İdare Gözlem Kurulu dediğimiz kurul, işte birinci müdür, yok cezaevi psikologu, cezaevi öğretmeni, cezaevi işte serbaş gardiyanının yanı sıra cezaeviyle hiç ilgisi olmayan çeşitli devlet dairelerinden gelen insanlardan oluşuyor. Yani 15 veya 10-15 arası insan. Ama zaten biraz önce yine bahsettim. Bu mektupları okuyan kişinin tamamen subjektif değerlendirmelerine göre bu mektuplar engelleniyor. Herhangi bir denetimden geçmeden engelleniyor. Hukuki bir denetimden geçmeden engelleniyor. O yüzden de aslında bu mektup engellenmelerinin de kararlara konu olması hukuka aykırı. Gördüğümüz bizim bugüne kadar karşılaştığımız kararlarda gardiyanlara kolaylık sağlamaması, aramalarda mesela gardiyanlara kolaylık sağlamaması diye bir madde var. Öncelikle mahpuslar aramalarda gardiyanlara kolaylık sağlamak zorunda değil. Zaten küçük bir hücrede 3 kişiler veya işte tek kişiler bu noktada herhangi bir şey yapmaları da çok mümkün olmuyor. Ama hani ekstra kolaylık sağlanmaması gibi ifadeler var mesela. Yani ne yapacak? Mahpus her şeyini size kendisi mi vermeli? Yani gardiyanlara eliyle teslim etmeli kendi eşyalarını. Bu yönüyle keyfiyete gene yönelik bir uygulama. Devlet yaptığı yeni tip hapishanelerle tecriti daha da ağırlaştıracak bir politika izliyor ve aslında bu uygulamalarda onların birer parçası. Mahpuslar özelinde aslında bütün toplum bu şekilde cezalandırılmak isteniyor. Devlet kendine itaat eden, boyun eğen bir kendi uygulamalarına sorgulamayan bu tarz bir insan yaratmak istiyor ve bunun için de aslında hapishaneleri kullanıyor. Bir müvekkilim yazdığı bir kitapta şeyi söylemişti. Yani biz evet mahpuslar içerideyiz ama siz aslında özgür müsünüz? Yani bu hapishaneler aslında bizim için mi sizin için mi diye sormuştu. Gerçekten aslında bunu düşünmek lazım. Hapishaneler gözlerden uzak yerlere yapılıyorlar. Daha da tecrit ediliyorlar ama aslında verilmek istenen mesaj bence toplumun hepsine. Hepimiz bu yolla bastırılmaya, sindirilmeye çalışılıyoruz. Bu uygulamalarda bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak hapishanede işkence ve ihlaller artarak devam ediyor. Buna rağmen demin Özge'nin de bahsettiği gibi hapishanelerde yani sayısı 405 ve 280 değil mi? Bine yaklaşmış bir sayı. Ve hala da açılmaya devam ediyor cezaevleri. Bizler neler yapmalıyız? Bizler tabii bunları görünür kırmak en
temel amaçlarımızdan biri olmalı. Hekimler olarak ve sağlık çalışanları, yani çoğumuz büyük ihtimal sağlık çalışanı değiliz ama onları da hatırlatmak gerekiyor sanırım bu konularda. Çünkü bazen hapishanelerde bu işkence ve kötü muameleyle ilgili ilk karşılaşan kişi de hekim olabiliyor. Bu açıdan önemli. İşte bu iddialar varsa ve tespit ettiklerimizi belgelemek önemli. Şüpheli ölümlerde yine hapishanelerde son zamanlarda şüpheli ölümleri intihar olarak geçiştirme çabası mevcut. Bunların ölüm muayenesi ve otopsisinin gerekli ve yeterli yapılması gerekiyor. Yine koruyucu olarak da bu ihlallerin neler olduğunu, nasıl engellenebilir, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Son olarak da öneriler kısmında işte hapishanede bulunan tutuklu hükümlerin sağlık hakkının güvence altına almak, hizmet Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülmeli. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine daha kolay ve daha hızlı ulaşmalı sağlayacak tedbirler alınmalı. Yine hastane ve sağlık kurumlarının ceza infaz tehri kapsamında olguları acil vakalar gibi değerlendirmeli. Gerekli tetkik ve görüntüleme yöntemleri öncelik sağlanmalıdır. Tıbbi durumlarla ilgili değerlendirmeler de sadece kişilerin mevcut tıbbi durumu değerlendirmelidir.